Geldim efendim. Evet, sandalyelerin, koltukların, fitillerin korkulu rüyası Kadir Ezil. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İnşallah çıkartmayı düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Şu alımızı şöyle bir öteleyelim. Şimdi şurada görmüş olduğumuz lekeler, bakın tutmaç yerleri ve bu taraflar genellikle bölgesel kirler. Şöyle tutulmuş, böyle tutulmuş, çocuklar elini sürmüş. Oturma kısmında da sırt tarafı geneği oturma kısmında kalıtsal lekeler var. Bu çıkmıyor mu dedim? Yok. Evet, kalıp sabunumuz. Kadir Ezil'in de hakkını yememek lazım. Bir kalıp Kadir alıyorsunuz bakkaldan. Kuru bir bez ver, bir de sana zahmet. Bu suyu dök, bir duru su al diye. Bazı lekelerde böyle el yağları olduğu için yağ sökücüyü devreye sokmak lazım. Yağ sökücü tüm yüzeylerde kullanılıyor. Geçen gün bizim Nayda ablanın arabasının koltuklarını yıkadım ben bununla. Çocuklar hep el yağı yapmışlar. İnanılmaz çıkarttı. Hele meyrem, 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 kele meyrem, 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 eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem. Düşünsenize kayınvalide bizi ajan gibi yollamış buraya. Sık 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 sık. Kuru ince aynı olacak o. Sen şu sandalyeye gel bacak, otur oraya sen. Tut sandalyenin bacaklarını. Oh! Nasıl aşka geldik ama haftanın ilk günü. Vallahi Allah razı olsun, iyi ki silmemişsin. Temize bulunca sinirlerim bozuldu. Ay ben sildim ama bunları. Çıkmadı. Neyle sildin, ıslak mendille mi? Yok, yağ sürücüyü. Yağ sürücüyü sıkman önemli değil. Çamaşır deterjanını bir de döktüm. Önemli olan kurbatını iyi kullanmak. Yumuşatıcı var mı evde? Var. Az bir kapakta yumuşatıcı al gel. Son durulama suyuna yumuşatıcı muhakkak koyun. Hem sabunu köpüğünü kesiyor, hem de aynı zamanda kokusunu güzelleştiriyor. Ben her daim istiyorum. Yeter ki bana lekeli gel dedim. Temiz yer oldu mu hiç içimden gelmiyor. Kız gel buraya. Fadile. Hele bir gel bana, sen nasıl siliyorsun? Güzel de siliyor aslında. Deterjandan. Beyaz sabun. Herkes de var. Ha bak, bezi elinde top etti. Bak şimdi oraya sıkıyorum ya sökücüyü. Şimdi bekle, bekle bir saniye. Bir turda şöyle sabunu sürdüm, çitiler. Of 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 of! Oh! Pazartesi günü nasıl içiniz açıldı değil mi? Bir aşka geldiniz. Kalkın, açın o camları, sıyırın tülleri. Atın yıkanabilir halıları balkona, çekin şu koltukların arkalarını. Mis gibi bir beyaz sabun kokusu sarsın evinizi. Oh! Ver şimdi onu bir yıka, bezi bir yıka bakayım, bezi yıkamadım. Yok, tut şimdi, bastır. Haydi. Şura, 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 şura. Bastır, 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 bastır. Bakar mısınız? Bir şey diyeceğim, orayı daha sil. Sildik? Hayır, şurayı sildik bak. Silmedik, nereden çıkarttın sildiğimizi? Allah aşkına, yani ümmeti Muhammed, göz var, hizam var. Şurası nasıl oldu? Bak, bak, bak şimdi bak, bak. Bakar mısın? Bak, aynı lekeler geri geliyor bak. Hiç boşuna hoplayıp zıplama, gayet iyi oldu. Köprünün altında bir kayme buldum. Hoplama halimi ben buldum. Hop hop! Evet, haftaya bomba gibi bir giriş yapıyoruz. Köprünün altında bir kayme buldum. Hoplama halimi ben buldum. Hop hop! Zıplama halimi ben buldum. Zıp zıp! Oh! Haftanın ilk günü Dilan Hanım'ın evini muhteşem bir şekilde temizledik. Küçük detaylar kalmış olabilir. Çocuklu kadın hangisine yetişsin? Öyle. Çocuk da çok yaramaz. Bir tanesi onun peşinde duracak hizmetçi gibi. Aynen öyle. Aynen. Herkesin bir bahanesi var zaten bu hayatta. Vur patlasın, çal oynasın. Ne yapalım? Bombacık halimem, yar yanıma gel. Ben gidiyorum buraya, düş peşime gel. Haydi bakalım. Buyurun böyle. Sandalyeyi yerine itiyoruz. Aa yok, duymuş atıcı suyla sürmedim. Amanını kelle, kelle, altını üstünü yelle. Amanını kelle, kelle, altını üstünü yelle. Oh! Hadi halıyı düzelt, kalk mutfağa gidiyoruz. Geç bakalım, mutfak dolaplarının üstüne çıkacağız. Buyurun. Geç, geç, geç Dilara, geç gözün kör olmasın. Evet, şimdi uzun lafın kısası. Hemen bezini bir yıkıyoruz, artık hızlanmamız lazım. Daha etaplarımız var. Peki niye su, gel. Ne bu, gaz koktu sanki. Evet, gaz kaçağı var bende. Tut. Olur bu saatten sonra. Çık. Bak bu taburen de var mı senin? Niye çıkmadın bununla?
Kadir, şimdi seyircilerin hiç görmediği bir şey deneyeceğim. Hazır mısın? Evet. Şu an şok oldum. Bir saniye. Aa, bu nedir ses? Bak şimdi Kadir. Öncelikle ömrümde ilk defa bulaşık tableti görüyorum. Çok şaşkınım. Bu bulaşık tabletini görüyorsun değil mi? Böyle yağlı bir aspiratör filtremiz var. Önce bunun yanındaki şu plastikleri güzelce çıkartın. Bu işte şey, saçını yıkamamış yağlı saça fön çekenler var ya, onun gibi aynı. Çok heyecanlıyım. İlk defa bir nokta öğreneceğim de sizden. Çok pis değil mi? Şimdi bu tableti alıp tam ortaya koyuyorsunuz. Heh, şöyle ortayı ölçelim de yanlış olmasın. Bunu hazırladıktan sonra üstüne ocaktan aldığımız sıcak suyu bir güzel döküyoruz. İnanamıyorum. Üstüne sıcak su döktüm. Tanrı aşkına, sen de efsanesin dışsız. Ya bu adam bu işi biliyor ya. Bak şu an kaynananın sözleri seni eritti, gördün mü? Bu kayınvaliden akan da görümce. Alttaki tablet de sen. Bu hikayede eriyen sen oldun, evet. Dilara. Bu hikayede yanan ben oldum. Bulaşık gelide şu tel kocan. Hepinizin arasında adam kaynadı gitti yemini. Olayı nasıl özetledim ama size? Ben burada neyi gösterdim arkadaşlar biliyor musunuz? Bazı seyircilerimiz bu deterjanın etrafındaki plastik nereye gidiyor diye soruyorlar. Bakın şimdi o plastik ne oldu? Eridi gitti. Eridi. Bunu mu merak? Ben işte bunu göstermek istedim. Bu kadar şarşana tantana o naylon için miydi? Abi. Sen ne sandın? Bulaşık makinesi de nereye gidiyor sayın seyirciler? Filtreyi çıkar diye korkuyorlar. Hay, aa, aşk olsun. Yani onu da öyle sanan ben artık ne diyeyim ben size. Sen bunu biliyor muydun? Biliyordum. E niye yapmadın? Ben onu yaptım. He. Korniş silmeyi de biliyordum. Anladım. Kız evet, sen yemek yapmayı da biliyorsun. Tamam. Allah sonumuzu hayretsin inşallah. Kadir, dolabın üst kısmını sildin mi? Mutlak dolabın üstüne çıkmayacağım. Ben baktım zaten. Nasıl? Güzel. Bakın seyircilerimize de gösterelim. Güzel görünüyor, evet. Ellerine sağlık. Banyo da temiz. Aa, banyoda duşakabinin üstü vardı. Bir de banyo kapısının fitili var. Bir de o var. Hadi gel. Şimdi hemen biz fitilimizi alacağız. Fitilim benim, fitilim benim. Siz Ebru Erkal'ı tanıyor musunuz? He? Yok. Ebru Erkal gibi tanımıyor musun? Ünlü mankenlerden. Kadın zargana gibi bir beli var. Genç kız şöyle. Çaydanlık nihalesi kadar beli var. Ya o kadar para var ama kuştaktan tek lokma geçmiyor kadın. Öyle parayı ne yapalım? Çok korkuyorum. Ya. Ablam acı acı ölecek. Kalk gel gidelim. Hadi Allah gidelim. Gücünden versin. Geç geç. Evet, bezimizi alalım. Bakın bir ortayım bir buradayım. Adam şipşak. Tabure nerede? Dur. Çık taburenin üstüne şükürüyorsun. Dur. Çıktım. Ben buradan geçmem lazım. Bana geliyor işte. O boşluğu görüyor musun? Görüyorum. Bak dirseği sıkıyor. Sık dirseği. Tamam. İyi ki elde ateş et. Şimdi bak oradaki boşluğa bunu sok. Ben mesela buraları banyo temizlerken gözüm kapalı temizliyorum. Çünkü artık ben onların yerlerini öğrenmişim. Bas tırnaklarının üstüne. Şimdi daktilonun o şeyi demiri var ya. Evet. Bir sağa git. Bir sola git. Bir sağa git, bir sola git. Şimdi bezi kaldır. Kaldır bezi. Heh. Acı hayat hikayesi yazdık. Tut bir daha katla şimdi. Sok içine. Sok. Bir daha git, bir daha gel. Biraz burayı boş vermişsin sanki. Boş vere, boş vere ne hale geldik. Yani yüze güleni bize dostu bilmedik. Sen o sabah yüze gülenleri dost bilme. Evet, sırada ne var? Duşakabinin üstü var. Arkamıza doğru gelin. Müsaade edin şoförü. Oh. Bir dalda iki kiraz. Biri al biri beyaz. Aslında bu ortam tam darbukalık. Getireyim mi? Getir getir. Tam yeri burası. Ambiyanslı ambiyanslı. Sen çal, ben çalamıyorum. Hem çalıp oynuyoruz, hem silip süpürüyoruz. Var mı böyle bir program ya? Var mı böyle bir program sayın seyirciler? Defter. Yok. Olsun olsun, sen yap yap. Olduğu kadarıyla. Biz senin her şeyini... oldum. Görmez olaydım. Bunu da görmüş oldum. Evet. Yaz sökücüyü ver sen bana. Bunu ben bir kapatayım. Kapanıyor mu kız bu? Kapanmıyor bu. Açıkmış bir de. O çok tozlanıyor ya. Şimdi ben alacağım. Şuradan da bir su tutayım. Akar aksın, kalan kalsın. Oh. Ölünürsün kalan kalsın. Gır 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 gır. Kız sen dün yanlışla başlayıp başka birine evi temizledin acaba heyecandan. Anlamadın da komşuya momşuya mı girdin? Komşu da dedi ki ne de olsa bedava temizliyor, sesini çıkarmayın. Hani evler aynıysa acaba dedi. Neyse olur böyle küçük şeyler, millette ufak, neler neler var. Ufak detaylar. Ha, ufak detaylar bunlar. Ufak böyleyse hiç modumuzu düşürmüyoruz. Darbukamızı bir alalım. Enerjimizi yükseltmemiz lazım. Yok düşürdünüz. Hop
köprünün altında ben kayme buldum. Hopla mahalle ben buldum. Hop hop. Zortla mahalle ben buldum. Zort zort. Naylan naylan naylan. Kadir esili değil en hamarat benim. Kadir esili değil en hamarat benim. Haydi bakalım o zaman gidiyoruz efendim buyurun. Emre şey yolları dar. Dar bana bakma benim yerim var. Halı silkeleyemiyorsanız eğer apartmanda süpürgeniz güzel çekmiyorsa halının üstünü şöyle parlatmak için şimdi birazdan bir kova su yapacağız güzel deterjanlı. Halımızı önce süpüreceğiz sonra güzel bir fırçalayacağız. Uğraşıyorsun. Yan dairede kızım var. Çağırsana gelsin 5 dakikasız. Kızım benden rahatsız. Zannediyor sen benden daha geçsin diye. Maşallah. Millet zannetti ki kızının yanında oturuyorsun. Yok yok. Gelip kızın bu evin işlerini görüyor. Yemin ediyorum kızım öyle bana hiç... Öyle düşündüler ama. Bir ağır bir şey oldu da kaldıramazsam torun var. 25 yaşında filan. Onu çağırıyorum. Öbür tarafın kirasını alan mı? Yok o, ha, değil. O değil. O onlar Altaşehir'de oturuyor. Elif Hanım ben bu konuyu konuşmak istiyorum. Evi kaptırmışsınız. Burayı verdi ya kiracıyı çıkarttı. Alsın kira helal olsun. Hayır niye kaptırsın kirayı? Adam kendi evini vermiş kayınvalidesi. Kira, tabii orada kirayı alacak. Şeyi çıkarttı buradan kiracıyı vermek için çıkarttı. Sen olsaydın verir miydin? Vallahi almazdım. Kendi daireni boşaltacaktın. Kaynananı oturtturacaktın. Eğer onu buraya getirmeye niyet ettiysem kirayı gözden çıkarmışımdır. Ama evine göz dikip burayı verdiysem o başka. Kadın gece şimdi yatağına yatacak. Acaba dediği doğru mu ki? Kadın aklını kurçun düşürdün düşünmez, ya. Düşünmem. Düşmedi değil mi abla? Yok. Bir sıkıntı yok. Yok. Onun kirası ne kadar abla öbür evin? 2 milyon. 2 milyon. 1,5'u 2'ye çıkarttılar yeni. Burayı kaça kiraya vermişlerdi senden önce? Burada ucuzdu o zaman. 1,5 filanı da. Ben üstte neyi geçti burada oturuyorum. O zaman çok bir şey değişmiş. Tabii değil. Canım. Son bir soru daha soruyorum. Öteki evin kirası sizin üzerinizden mi damada geçiyor yoksa doğrudan o mu alıyor? Benim hesabıma yatıyor. Belki dedim sizden habersiz daha fazla kira alıyor. Yok artık. Yok yok. Neleri düşünüyor? Ay Allah bunun eline kimseyi düşürmesin anamacığım. Recai abicim kendinize dikkat edin vallahi billahi. Allah sizi bunun eline düşürmesin. Ne detayları düşün. Ben bir şey diyeyim bu adam içindeki her şey bizim üstümüzden götürüyor bütün düşünceleri. Kim? Kızının yanında olma sana güven de veriyor. Tabii. Allah korusun bunun gece rahatsızlığı var, beyin tabii, kanaması tabii, var, tabii. Felci var, ne bileyim mide kanaması var, beyin felci var, sağa vurur, tabii, sola tabii. Vurur, Allah kesin. Şeye vuruyor hemen mutfağın camına. Yani. O bana bir şey oldu mu da o bana vuruyor, ben ona vuruyorum, anlaşıyor öyle. Çok vurmayın birbirinize. Camımız da yatın. Her taraf çeker gibi tık 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 tık. Elif Hanım, Kadir halıyı parlatmak istiyormuş, parlatsın mı? Parlatsın ya ben... Şöyle bir elimi sürmeyeyim mi, bir fırçalayalım. Sür, ben sürdüm. Şurada istifaden var ya ablam, sen bunu al sopanı. Vallahi geçen ben sürdüm ki dizimin üstüne geldim, hemen bacağıma kramp giriyor. Kramp girer tabii, darısı inşallah Kadir'in başına. Selamun kavle. İnşallah. Ben senin yerinde olsam hiç iş yapmam. Her hafta sonu çağır bir tane torunu gelsinler. Torunlar saat 12'de 1'de kalkıyorlar. Sen sabah kaçta uyanıyorsun? 7:30-8. Kız abla SSK hastanesinde memur musun? Ne vallahi billahi bak yatamıyorum. Akşam 12-11:30 yatıyorum. Biraz fazla yatsam başım ağrıyor ben yatamıyorum az daha. Niye öyle sancım mancım mı oluyor? Yok olmuyor ama uykum kaçıyor. İnsan gençken çalışmaktan uyuyor. Yaşlılıkta gene uyuyamıyor. Biz nerede uyuyacağız? Ya benim çocuklar ufakken derdim ki akşamdan yatar da sabah uyanır mıyım? Bunu diyordum. Şimdi akşamdan yatıyorum ama gece uyanıyorum. Ay onu niye diyordun onu anlamadım. Çocuklar durmuyor gece uyutmuyor. Şöyle bir deliksiz uyku uyumak istiyordum. Öyle. Şimdi ağlayan yok sırlıyan yok. Tabii. Şimdi ses yok sade yok. Şimdi de ben uyumuyorum. Peki yaşlılığın zor yanları neler? Koşsan koşamıyorsun. Ne bileyim kaçsan kurtulamıyorsun. Bunun sıkıntıları ufak tefek rahatsızlıkların var. Eski şeyden gençlikten kalma. Yani canım bir şeyler yapmak istiyor ama bazen el ayak gitmiyor. Yok şu anda iyiyim Allah. Elim ayağım gidiyor. Hiç durmadan bir şey yapmak istiyorum. Sadece koşamıyorum diyor. Sabah yürüyüşüm bura. Çıkıyorum. 5-10 tur atıyorum. Aman abla sanki maratona mı katılacağım? Koş ver. Ha, ellerine sağlık Kadir. Ablam bu halının eşinden çok aramış. Yıkamaya vereceğim. Kurtuldu halı. Öyle yapınca o bastık tüyler havalanıyor. Hem içleri de güzel güzel. O halı kabardı gördün mü? Silkelenmiş gibi oldu. Vallahi halı çok güzel oldu. Mis gibi de koktu. Ol, şimdi de ben bir de halıyı duruyum ortayı da bir sileyim şöyle. Elif Hanım biz de sizin etaba başlayalım. Başlayalım. Sizin etaba ben buraları halledeyim. Tamam. Zorlu bir etabımız var. Tamam sen bilirsin. Bu etabı başarıyla tamamlarsanız artı 2 puan alacaksınız. 2 puan da iyi puan yani. Tabii canım kötü değil ama inşallah yemek bir şey olmaz.
Elif abla hadi gidelim. Hadi canım. Hadi gidelim bakalım etabı nasıl yapabileceksin çok merak ediyorum. Yaparsa şaşıracak mısın? Yaparsa çok şaşıracağım. Çünkü zor bir etap. Dün Dilara'yı gördünüz. Kendinden geçti. Sehpamızı da yerine koyalım. Hadi geçelim hadi. Kadın tembel ben sana söyleyeyim. Niye? Süpürgeyi elime aldım belki elimden alır diye hiç oralı olmadı. Sen normalde eline süpürgeyi almazdın ne oldu? Esra Hanım'a verecektim ama almadı. Yani tam Trakyalı uyanık gözü aç. Buyurun alın şunu. Camı duydunuz mu ne dedi? Dedi ki koca camı sildiler de dedi uğraşıp elimi tırnaklarıyla sökmediler dedi. Vallahi uğraştım çıkmadı. Sigarım goldür goldür kendi yar ben goldür. Bir damlacık kanım akmaz öldürürse sen öldür. Hayır hoplama Fakize'yi söylememiz gerekiyor. Hoplama Fakize otur yerine. Dayın onu gelecek düğününe. Katya gel böyle. İçini temizlediniz mi? Sabah çalıştırdım bilmiyorum. Bakarım şimdi. Kadir gel şunun içine bakalım. Ben hiç robot süpürgeyi temizlemedim. Gel gel ben biliyorum. Ya hayır. Esra Hanım açın şunun kapağını. Açılmıyor. Açılmıyor. O hazineyi verin bana. Ne yapacaksın? Ama bak ne kadar çok toz topluyor onu gör. Hayır. Bakalım burada neler varmış. Açmayalım. Bir şey söyleyeceğim. Her gün süpür, her gün bu kadar çıkıyor. Bir evden her gün bu kadar çıkmaz. Vallahi çıkıyor. Bakın yaprak bile var burada. Yaprak efendim o an yaprak... Ay şimdi pembe manto da geliyor içinde. Kadir bunları çeksene süpürgeyle. Süpürgeyi süpürgeyle mi temiz? Ne yapalım öyle yapacağız tabii. Sonra bak yerler pisleyeceksin. Bu süpürgenin... Daldan dala daylalara kızım gidin hayır, daylalara. Hayır olsun ekranlardan da görsün. Eşim sürekli diyor ki boşuna aldım sana onu süpürmüyor diyor. Bunun robotu benim süpürgem de bu. Ah. Robot süpürge. Robot süpürge. Süpürge dediğim şöyle yere yapışacak. Tamam onu da yapıyoruz ya. Yere attın mı yapışmalı tuttun mu yapışmalı. Ama şimdi yemeğimi yaparken bu da içerisini süpürmeli gezmeye gideceğim sonra. Azıcık burada da var. Ben süpüreyim mi? Ah bir zahmet. Zahmet olacak ama hayret aldı elini. Hadi gidiyoruz. Camı kurulayalım. Buzdolabının üstüne gidiyoruz. Geçin. Yürü beni çıldırtıyor bu adam. Evet temellerimizi alalım. Buzdolabı falan çekemem bak. Başıma iş alamam. Bir tane buzdolabı aldım. Adam kötü köylü işleri beni iteriyor sonra benim üstüme kalıyorsun. Sen buzdolabını alırken ben de fincanları yerleştireyim mi? Yok sen çıkacaksın şimdi buzdolabını. Ben mi? Evet. Çık bakalım üstüne Esra. Hemen. Al bunu da bezi. Şöyle önce bir kabasını al. Peki onun iç tarafını nasıl siliyorsun sen? İşte iç tarafını silip koymuştum aslında ama. İç tarafını sildiğinde ön tarafı nasıl kaldı? Bu bir muamma. İnsanın aklına türlü türlü şeyler geliyor. Oklava falan yok mu burada? Oklava giyecek yer var mı? Girmiyor işte girmiyor. Ay özür dilerim. Aç, aç bakayım. Yok yok girmiyor. Esra. Ne? Gel bir el at. Gel bir el at. Parmakların girersin. Gel çekilmesi lazım zaten arkası duruyor öyle. Gel gel uyuruntu iş yapmayalım gel. Dur Kadir önce ben bakayım. Hayır. Oo çok feci. Hazır dolabı çektir de çıktı yukarı çok mu kötü? Ay bakayım. Sakın. Ben bakayım mı? Evlerde. Çoluğu çocuğu çekin televizyonun önünden. Lütfen. Ya Kadir. 7 yaş üzeri değil biz 14 yaş üzeri olduk şu anda. Aşk olsun ya. Ya ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Öyle ufak tefek şeyler olabilir yani. Resmen dolabı buraya yerleştiren ustanın parmak izleri hala burada. Şundan bir alır mısın o? Görmek ister misiniz? Bezde göreceğim. Bezde daha güzel görünür. Çok mu kötü? Allah aşkına beni öldürme hayır, hakkımdan. Hayır Kadir görme. Ben de bakacağım. Hayır Kadir kız görme. Değil, ben bunu nasıl böyle bırakmışım? Aaaa! Buzdolabım ayağı kırıldı. Şimdi bana buzdolabı alacaksın. Al şu beti de kendine gel Kadir. Zavallı Kadir'i soktuğumuz şu hale bakın Esra. Kendi iç. Bak bir şey oldu gördün mü? Buzdolabı ben buradan. En son öyle bir dolabı temizlik benim işimde. Cevyer'in fareli temizledi evine. Ya Cevyer'in fareli evine benzetti elimi. Abartma Kadir abartma. Aa, dur. Olur öyle şeyler. Sana. Arabaya kanca mı tutuyorsun? Sen emin misin 2,5 ay önce buraya taşındığına? Şu tezgahın üstüne 5 ser. Bunu siz yaptınız. Şuna ser. Biz mi yaptık? Evet, kabul etmiyorum. Sana kaç defa dedim kafanı her yerde kurulama diye. Bak saçından çıktı bunlar. Getir. Ne istiyorsun? Bir de adamın üstüne suç atıyor. Kız o bezi. Al.
Ben biraz önce gördüm, dış ses yaptı. Ya ses... Elinde mi eli, bülbüldür dili, mahallenin gülü, Esra Hanım. Moralim bozuk olsa da oynarım. Evet, gamsızlığınız nirvana. Tut. Allah hemen yıkayalım. O yasın gücüyü de ver bana. Ver o bulaşık suyun yerinde. Arabaya taş koydum civanın. Arabaya taş bir şey söyleyeceğim. Temiz yerleri görünce sade böyle yapıyorsun. Niye oraları çok temiz Esra demiyorsun? Ama olması gereken o zaten. Olur mu? Güzel yerleri övmüyorsun. Kötü yer oldun ya, tamam oyna üstüme şimdi. Bak hadi, dolabının üstü güzel. Mutfak dolaplarının üstü güzel, orada sıkıntı yok. Demek ki oraları silebilmişim. Çekememişim, o yüzden olmuş. Öteki evden hiç silmeden getirdim. Orada kaç sene oturdun Esra? İki sene. İki sene. Evet, iki silemedim. Senedir. Uzuyla, kiriyle buraya gelmiş. Ama Kadir, silmesem dolabın üstünü de silmem. Dolabın üstünde var mı ya? Hala da açıklama yapıyorsun ya, ben sana ne diyeyim? Tabii ki kendim. Beş dakikada çıktı, gördün mü? Ver şimdi sen bana. Eline koluna sağlık. Allah'tan ki yarışmacılar gelsin. Bak bak, dış ses gel, özledik bugünleri, gel. Bak. Kız uzun zamandır hep evler temizdi, canım sıkılıyordu. İyi ki bu çıktı. Ben onun için bıraktım. Oh, bak 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 bak. Elemin kederi bezimizin altına topluyoruz. Bir de nasıl zevk alıyor? Oturdum dağın dizine, baktım yarın gözüne. Kaldım bir çift sözüne. Bu derde beni sen saldın Nazlı yar. Nasıl mutlu oldu, nasıl mutlu oldu? Nasıl iştahlandım. Eski günler aklıma geldi. İyi ki de hamam böceği çıktı mı tamamdır benim. Ya yok be. Ya o günler öyle oluyordu çünkü, o yüzden. Oldu, ha bir de hamam böceği diyor. Kapat suyu, kapat kapat. Hiç demiyorsun ki Allah razı olsun Kadir Bey. Geldiniz, çektiniz. Dedim ya. Tam Altepe'den sabahın altısında uyandım ben. Halkalı'ya senin buzdolabını silip gelmek için. Çok teşekkür ederim dedim. Duymadın. Ne? O öyle bir dalmışsın ki temizlemeye. Ben bu anlarda kendimi kaybediyorum, biliyor musun? Bunun arkası da var. Çekin. Çekin, arkasına gireceğiz. Ne yapalım? Gelmişken silet canım. Ay silemiyorum. Kadın silememiş, ne yapsın? Heh, öyle de yani biraz siz da. Siz de. Sanki siz siliyorsunuz. Evet, şu izleyenlerim var ya, %50'si buzdolabının arkası, belki seni de bir kez çekmiyor. Evet, hepinize gelmek istiyorum aslında şu an. Ama dedikodu dedim mi koşturuyorsunuz. Şu kadıncağız kime yetişsin ya? Hangi birine yetişsin? Zaten ev sahibi 2000 lira kirayı 8000 lira yapmış. Kız evini barkını bırakmış. 2000'i... Buraya kaç para veriyorsunuz? 4,5. 4,5. Yeni tutmuşsun sesi. He, ben de o yüzden. O 4,5'ün heyecanıyla bir anda eve dalmış, kimseye kaptırmamak için. Aynen öyle oldu. Gece tuttum evi. Gece tuttum. Vallahi gece tuttum. Gece kondu ki. Gece konmuşlar buraya. Komiyim bak. Hadi bakalım. Geç arkasını sileceğiz. O çukura girmesin diye mi uğraşıyoruz? Evet. İyi mi? Boru kırılıyormuş çünkü. Daha önce kırmışlar. Ama bak oynuyordu, girdi. Yok bacım. Sen biraz önce atlarken kırdın buzdolabımın ayağını. Tövbe ya, o da benim üstüme kaldı. Bak ben dedim Kadir kırdı. Kadir'in işidir kesin. O da hemen Allah seni kahretsin. Ben şimdi marifetli ellerimle çözeceğim bu işi Esra Hanım. İt Kadir dolabı, bakayım oynamıyor değil mi? Yok şu an yok. Tamam oldu. Çok şükür. Oldu. Buzdolaptan kurtardınız hadi. Evet, hadi bir çak yapın bakalım. Üçümü. En hamara biziz. Haydi bakalım. Yalnız Esra, efendim? Yer silişin beni veremedi. O buzdolabının arkasını silerken o bez tutuşun. Ama orası daracık, nasıl sileyim öyle iki elimle? Hayır, bezi tutman da bu tuhaf geldi bana. Kibar tutuyorum ben öyle. Tek tek basaraktan. Bade süzerekten, inci dizerekten. Gel canım gel ama basma seni. Birdenbire neden bu kadar eğlendik acaba? Oluyor öyle, bizde enerji patlar. Ben mutlu oldum, buzdolabım temizlendi ya. Ben de mutlu olurum tabii, biri de gelip beni buzdolabının arkasına çekse. Peki nereye gidiyoruz? Hazır mısın? Modumu düşürdün birazcık ama yükseleceğim şimdi. Hani gamsızdı siz Trakyalılar? Canım o kadar da değil. Hazırsan etaba gidiyoruz. Hazırım, hadi gidelim. Etaptan haberin yok. Hayır yok. Ama programımızda daha önce çeşitli etapları gördüm. Evet izledim. Hamburger yediniz. Hamburgerler, ütüler, halı yıkamalar, rujlu gömlekler. Rujlu gömlek. Gel yanıma. Sence bu hafta nasıl bir zorlu etap var? Tuvalet mi temizleyeceğiz yoksa? Bilmiyorum. Samet Bey gel. Samet Bey yapacağını yaptı. Gidiyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. Ciğerlerimizin bayram edeceği muhteşem bir etapla karşınızda olacağız. Kokuya bakmasan iki fazla puanı düşün. Kendini oraya odakla. Karnı yaraya kolay getiren... Maske takabiliyor muyum? Her şeyi takabilirsin. Geç ha, geç. O koku maskeden, atmosferden geçiyor. Nilgün! Buradayım. Nilgün, iki masanın altına girdim Nilgün. Ya benim kalbim temiz. Masanın altına bir alayım dedim ki... Getir, kovayı ver.
Bilgin Hanım masanın üstüne almış, yalnız altına girmeyi unutmuş. E tabii üç çocuk, iş güç. Ufacık bir şey var orada. Mobilyanın kendinde birazcık. Kir demiyorum, mobilyanın beyaz tozları duruyor diyorum. Hani böyle mobilya yeni gelir ya mağazadan. Belki yeni gelmiştir. Aa, yeni gelmiş, o zaman ellemeyelim. Yani siyah bir toz çıkmadı zaten. Ama mobilyanın altını talaşı silinmemiş. Kadir, ben mutfağa gidiyorum. Tamam, git geliyoruz. Buzluğun lastiğinden başla sen. An Nilgün bizi. Geç, 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 geç. Telim sandalyelerimi. Kornişlerimiz de temiz çıktı sayın seyirciler, gördünüz. Güzelce ovaladık. Koltuklarımızı da süpürdük. Yastıklarımızı da çırptık. Onlardan da toz çıkmadı. Balkon kapısı, camın arası, üstü gayet güzel. Mutfak. Haydi buyurun mutfağa. O kovayı niye getiriyorsunuz? Onu dışarıda bırakın. Kız Gaza heyecandan... geldik. İşimize yarar illeki bir yerde. Kadir Bey buluyor silinecek yer. Nilgün, aç buzluğun kapağını. Sen hemen oraya gir. Ben hızlıca dolabın üstüne gir. Sen oraya yetişebileceğim tabiresiz. Hangi bezi yapalım? Bismillah. Evet, siyah bir mutfak dolabı üstü ama gayet güzel. Kapaklarında hiç yapışkanlık, yağ yok. Şuralarda da yok. O kadar işi köfte kızartıyorsun. Nereye gidiyor bu yağlar Nilgün? Lavabodan içeri, suyla beraber. Atık yağları. Sakın 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 sakın. Kızartma yağları değil tabii ki, kirlerin yağları. Şu tarafa doğru bir geçebilir miyim? Sabah geçememiştim. Aspiratörümüzü aç. Vallahi maşallah. Sen işi köfteleri balkonda küçük tüpte mi kızartıyor kız? Hayır, yoksa? Hiç küçük tüpüm yoktur benim. Vallahi yok altında hiçbir yerinde, kenarında, yöresinde yağ. Ve duvarları sen sonradan boyamışsın galiba. Evet, onları kendim boyadım. Bunları, bunlara yapışkan böyle yağlar nokta nokta oldu mu çıkartması zor oluyor. Yağ da yok burada. Şeyi, bunları da kendim boyadım, kapaklarını. Yok, gayet güzel. O kadar işçi köfte kızartmış ki ocağın demire erimiş arkadaşlar, görüyorsunuz. Hanımefendi mutfakta ne kadar çok vakit geçiriyor. Fırınımızı açalım bakalım. Evet, fırınımızda birazlık şeyler var. Deforme olmuş fırın. Yoksa kirmir yok hiç. Fırın var ya, bir dile gelse zaten artık beni bırak diyecek. Dile gelse neler anlatacak? Gerçekten beni bırak diyecek. Evet, Nilgün Hanımcığım, şöyle çekmecenizle bakalım. Yok, güzel. Maşallah. Siyah mobilya. Bizi çok belli eder. Ama gayet temiz. Yalnız menteşe, şu menteşelerin biraz yağlanması lazım Nilgün. Sana bayağı zor gidiyor. Kadir, elini attın bozdun işte. Ne yaptım? Her yerde söktüğüm gibi söktüm. Konuşmak için beni sinirlendirme. Öldürecek bu adam beni ya. Bozma mobilyamı, ben yaparım sonradan. Şundan biraz sıvı yağ verin. Vallahi bozuldu. Ha, bir aya sebep. Ben usta gönderirim. Kız niye ki bu? Gelirken de zor geldi de. Ya. Evet. Tamam, otur. İşte benim elimin değmesi gerekiyor. Evet, Nilgün Hanım'ın elinin değmesi lazım her şeye. O yüzden etaba gidiyoruz. Gidelim. Uzat ellerini. Nilgün, parmakların kısa ama etliler maşallah. Evet. Sen dolmaları ince sarabiliyor musun? Tabii ki sararım. Benim parmaklarıma laf ediyordu bak. Onunkiler daha da etli. Peki o etli ellerinle şimdi etaba gidiyoruz. Hadi gidelim. Hazırsan. Hazırım. Tahmininde ne var sence? Aklından geleceğim. Aklından geleceksin. Geleceğim tabii ki. Etap ne olabilir sence? Daha önceki etaplarımızı hatırlıyorsun az çok. Evet. Korktuğun bir etap var mıydı? Aman başıma gelmesin dediğin. Ya ben hamburger çok severim. Çıkarım bir hamburger yiyeyim şuradan bütün bütün ya. Yer misin? Mesela 3 dakikada kaç tane hamburger yersin tahmini? O konuda yerim ya. Bir 8 falan yer misin? Yok, 8 olmasa da bir 6 tane falan yerim diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım, haydi. Sürpriz etap neymiş? Birazdan Nilgün Hanım öğrenecek. Buyurun gidiyoruz efendim. Kalk şimdi, evet, şu koltuğu bir çekelim, eteğimizi bir silelim, bir temizleyelim. Evet. Aspiratörün üstünde küçük yağlar var, onları halledelim. Evet, evet. Olandan öleceğe çare yok, olan olmuş. Ben öbür hikayelere girmekten korkuyorum artık. Bence bugün hiç hikayeye girmeyelim. Bence hiç girmeyelim. Hiç, biz işimizi gücümüzü yapalım. 8 sezon bizi çıkacak yoksa buradan. Yok, 8 sezon az kalır ya. Kovayı getirsen. Getir kovamızı güzelce. Derya söküçüğü. Evet. Yıka bakalım o bizi bir. Evet, Zeynep Hanım biliyorsunuz evlere temizliğe gidiyor. Ya bu işler açılmıyor Kadir Bey ya. Değişik bir şey tıkamışlar ve açtınız. Şik şak şok. Şu perdeyi çek. Ama ben çok denedim, açamadım ya. Gücüm mü yok? Sen gittiğin evlerde açmıyor musun peteklerin üstünü? Şimdi şöyle, biz istek üzerine temizlik yaptığımız için mesela diyorlar camlarımız sil. He. Yani sadece toz al, onlar süpür, isterse çık. Evet öyle. Ev sahibi nereye isterse orayı temizleyin, bana evet, bırakmasın. Evet öyle. Sonra burayı unutmuşsun, orayı ellememişsin demesin. Ama şöyle bir şey de var. Bazıları, canlı. Neydi onun ismi? Gidiyorlarmış, sadece saatlerini dolduruyorlarmış.
Hiç iş yapmayanlar da var. Ağır ağır yapıyor ki süre geçsin. Sonra saat 5 çat süpürge yordu. Abla saatim doldu. Başka sen öbezi bana ver, ruhum çekildi. Ben şunu hızlı hızlı silmek istiyorum. Ver bana. Bak dediği gibi zamanı oynuyor. Anladım, taktiği uyguluyorsa biz saat başı para vermiyoruz bacım. Ama ben konuşmayarak iş yaptığım için hızlı gidiyor. Şimdi burada konuştuğum için. Niye bir yandan konuş bir yandan yap rahat rahat. Hadi siz de bir bes alın da altlara girin. Hallettik şükürler olsun. Evet. İlk işimiz aspiratör. Çek. Çıkıyorum. Çek aspiratörü. Çık şunun üstüne. Çıkayım. Çık. Yerimiz nerede? Hemen ıslatalım şunu. Aa, evet, şundan sıkayım. Çok oldu. Kullanılmadığı için göz ardı edilmiş birazcık. Yok yok, orada çok bir şey yok. Şu anlık bir sıkıntı yok abim. Lastik üst buzlukta ilk defa biri unutmamış. Gayet güzel akan bir peynir suyu ya da kalan bir reçel yok içeride. Maşallah. Şunu yıkayayım. Ver bana. Tamam, güzel bir yıkayım. Şu mutfak dolabının üstüne bakmak istiyorum. Tabii bakabilirsin. Çok fazla yemek pişirmiyoruz dedin ama. Evet. Şimdi onun üstüne yağ gelmişse belki yukarıda gelmiştir. Ama tabii oraya da gelmiştir. Ah. Buyurun bakın. Dolabın altı var, unutma Zeynep. Dinirinim dim 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 dim. Zeynep şu taraf. O ta orası şey ya. Tam aspiratörün üst kısmı. Siz evet. Yemek yapmadığınızı emin misiniz? Bence yapılıyor burada yemek. Yani yapıyoruz ama o kadar çok yapmıyoruz. O bulaşık yerini. Bir bana ıslatabilir misiniz? Ben bezi hemen yıkayayım. Bezi ver bana. Vereyim. Bir de o egemen grilik veriyor mesela. Eski alüminyumları onlarla terliyorlarmış. Bir de eskiden pilavı meravı hep alüminyum tencerede yapıyorlar. Haklısınız Kadir Bey. Eski tencerelerde pişiren yemekler hem daha lezzetli, daha güzel oluyor. Altları kalın olduğu için daha güzel, sıcaklığı da içinde kalıyordu. Şimdi çok ince tencere hemen yanıyor, şey oluyor. Hayır, yani. Eskiden dibini yakmamayı, yani yakmamak makbuldü, onu becerebilmek. O pilavı onda tane tane yapabilmek. Şimdi teflon tencerede bile pilav yapamayan kadınlar var, adamlar var. Yapamıyorlar evet. Evet. Yıkayayım mı bezimizi tekrar? Bezimi bir daha bir yıka da versen tamam. Bana. Ben şu fincanları, bardakları makineye iki dakika atayım. Hızlıca geçiyorum, dur bakayım. Siz oraya bakın. Fırınımızı açıyorum. Aa! Aman Kadir Bey, fırın çok eski. Aa, Kadir bak. Tost makinesi. Hiç güzel yapmıyor ama bu. Hayır, çok güzel yapıyor Kadir Bey. Eriyor, güzel eritti. Altına hafif açıyor. Bundan ceviz güzel kırılıyor. En iyisi bu Kadir. Hayır, en güzeli o Kadir Bey. Ama bu baskı uyguluyor mu ki ekmeğe? Uyguluyor tabii ki. Ben bunu aldım, Neslihan'dan ekmeği yaktı altını. Ben size yapayım, yiyin bir bakın. Kaşarı yiyecek diye beklerken ekmeğin altı yandı. Kadir Bey, ben size yapayım da yiyin. Bak, böyle sucukları dizeceksin. Yumurtayı kıracaksın. Aa, omlet gibi bir şey, ekmeği bas. Bundan olmaz o. Ha, olmaz. Ne değişik bir şey be? Çocukluğum aklına geldi. Vallahi çocukluğum aklıma geldi. Ay eskici. Bunu niye hiç tellemediniz? Onları... Kadir'i bekliyor. Herkes Kadir'i bekliyor. Sık Kadir, sık. Fırına da sık. Kimse görmüyor ne de olsa. Rabbim görüyor, Rabbim. Hayır, şimdi çocuklar işten geliyorlar ya, yemek de olmayınca direkt tosta düştükleri için ben onu... Ama tosta düşmana karşı bunları tellemek lazım. İşte düşmanlarım beni şu an izliyor. Düşmanların çatlasın. Siz biliyorsunuz, o daha bilmiyor. Nereye gidiyoruz? Etaba gidiyoruz. Mert'cim. Hazır mısın? Hazırım. İpmek mi atlayacağım? Karnınız aç mı? Yemek mi yiyeceksiniz hem de bana? Doğru, siz mide ameliyatı geçirmiştiniz. Sen de mi? Bu hafta ne bu be? Tüp mide ameliyatı oldum. Acı, ekşi, tatlı, tuzlu çok fazla bir şey yemiyorum. Ne kaldı ki zaten? Acı, ekşi, tatlı başka bir tat mı var bizim bildiğimiz? Size tatlı, ekşi, soslu, soğan yedireceğiz. Bak, dün bir ısırdı. Yemin ederim Amasya elması öyle yenmiyor. Katurt kutur, o da zaten hiç affı yok, götürüyor lüplü. Ay, durun Kadir Bey, burayı silmişsiniz de yere de atmış. Pardon, pardon, orası mı kalmış? Şunun altını da alabilirsen peçe... bari. Ha evet, durun. Al bakayım. Bu arada lafı karıştırma, hazır mısın? Hazırım, hazırım yani. Yiyebileceğini düşünüyor musun? Soğanı mı? Artık soğandır, kebaptır, acılı ne varsa. Hadi inşallah. İki fazla puan alacaksın. He. Rekor dünkü yarışmacının elinde, ona göre. Tamam, hadi gidelim. Hırslandı o şimdi ilgine, geç. Hamaratlığımla programa damgamı vuracağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.